Sevgili izleyenler dünya sarsıldı. İran ve İsrail arasında yaşananlar endişe konusu. Yaşananlar bizi korkutuyor. Düşünüyoruz ki acaba 3. Dünya Savaşı'nın ilk adım sesleri mi bunlar? Haliyle Türkiye'nin önemli bir rolü var. O da ekranlarınızın sağ alt köşesinde o siyah kutucuğun içinde yerini aldı. Türkiye devrede diyor. Bu süreçte Türkiye yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Türkiye'den ara bulucu olması bekleniyor. Haliyle açıklamalar peş peşe geldi. Siyasi isimlerden bakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda görüşmeler yaptı. Ankara hararetli anlara sahne oluyor, tanıklık ediyor. Peki Ankara'da neler oluyor? Şu kamerayı çeviriyoruz Ankara'ya ve TV100 editörü Ertuğrul Tunca bırakacağız bir kez daha sözü. Ertuğrul günaydın. Lütfen Ankara'nın nabzını sen tut. Yakın markaj al. Yaşananları bize aktar. Günaydın Kardelen Dönmez. iyi yayınlar diliyorum. 9 günlük bayram tatili sonrasında da artık mesaiye başlayacak olan tüm izleyicilerimize de güzel bir hafta dileğiyle başlayalım. Fakat gündem oldukça yoğun. Ankara'da yeniden nabız yükseliyor. Bugün de pek çok beklediğimiz gelişme var. Ama önce en son dikkat çeken o gelişmeyle, senin de işaret ettiğin o siyah kutucuktaki gelişmeyle başlayalım. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kiminle? CIA Başkanı William Burns'le ve telefon aslında Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Talep de yine Washington'dan geldi. Dediler ki İran ile İsrail arasındaki gerilimde Türkiye üzerine düşeni yaparak ara rolünü üstlensin dediler. Bu girişim oldukça önemli. Neden? Çünkü zaten 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları Orta Doğu'daki tansiyonu zaten uzun süredir yükseltiyordu. Türkiye'de bu tehlikeye dikkat çekiyordu. Dolayısıyla olası bir İran-İsrail savaşının eşiğine gelinmiş gibi görünüyordu. Geçtiğimiz günlerde gerçekten 300'den fazla hava saldırısı bunun ilk kapısını aralayan adım olarak görülüyordu. Şimdilik birazcık daha sakin bir süreç izleniyor. Bu süreci Türkiye'nin artık sütliman bir şekilde ilerletmesi için de Washington'dan Ankara'ya bu yönde bir talep var. Bununla birlikte İbrahim Kalın'ın tek görüşmesi tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen telefonla ilgili değildi. Bir de İsmail Haniye ile yani Hamas siyasi büro şefi ile bir görüşme gerçekleştirdi telefonda ve burada da özellikle Gazze'deki ateşkes ele alındı. İnsani yardımların bölgeye ulaştırılması konusu ele alındı bilindiği üzere İsrail'in yoğun bir ambargosu var Gazze'de. Buraya insani yardımlar dahil hiçbir şekilde tırların veya başka bir gücün girişine izin vermiyorlar. Dolayısıyla Gazzelilerin kuzeydeki evlerine dönmelerine yönelik de bazı görüş alışverişinde bulunuldu. Bunu da öne çıkan başlıklar olarak zaten ekranlarımızda izli izlerimiz takip ediyorlar. Bir diğer temas daha var. Onu da aktarmakta tabii ki önemli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temasları vardı yükselen tansiyon sonrası. En kritik görüşme ise o da Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştirdi. Amerikan mevkidaşı Anthony Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi dün. O telefon görüşmesinde de tabii ki bölgede yükselen tansiyon masadaydı. Özellikle Fidan şunun altını bir kez daha çizdi. Gazze'deki krizin başlangıcından bu yana buradaki o çatışmanın, o savaşın, daha doğrusu o katliamın bölgeyi de çatışmanın eşiğine getireceğine dikkat çekmişti. Bunu da muhatabına bir kez daha ilettiğini görüyoruz Hakan Fidan'ın bu telefonda. Sorunun temelinde ise Gazze'deki savaşın yattığına dikkat çekti bu görüşmede. Ve bununla birlikte insani yardımlar bölgeye ulaştırılmazsa oradaki kriz daha da yayılarak devam edecektir vurgusunda yaptığı bu ikazda da bulunduğunu belirtelim. Ve şunu da söyledi. İsrail'in üzerinde etkisi olan ülkelerinde de gerilimi tırmandırmaması gerektiğinin altını çizdi. Doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmiş bir mesaj olarak önümüzde duruyor bu sözler. Onu da aktarmış olalım. Sadece tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile değil bir de bölgede yükselen krizin diğer tarafı olan İran'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Kim? İranlı Dışişleri Bakanı Abdullah Hiyan'la bir telefon görüşmesi yaptı Hakan Fidan. Burada da özellikle bölgede gerilimi artıracak adımlardan uzak durması yani bir itidalli süreç izlenilmesi çağrısı yaptığını görüyoruz. Hakan Fidan'ın bununla birlikte de tabii ki gerilimi artıracak tüm adımları atmaktan da geri durun dediğini biliyoruz. Bununla birlikte Abdullah Yan'ın vermiş olduğu yanıtlar çok daha gerilimi tırmandıracak düzeyde görünüyor aslında. Şöyle söylüyorlar yeni bir saldırıya girişmeyeceğiz ta ki İsrail'den bir misilleme gelene kadar diyorlar. Dolayısıyla eğer yeni bir saldırı gerçekleşirse bize diyor İran İsrail tarafından çok daha misliyle karşılık vereceğiz açıklamasını yaptı. Bu aslında işte o itidalli durum çağrısına aslında birazcık da gözdağı vererek karşı tarafa gözdağı vererek verilen bir mesajdı. Dolayısıyla umarız bu mesaj görmezden gelinir ve daha süt bir süreç izlenir onu da söyleyelim. Tabi bu kadarla sınırlı değil Hakan Fidan'ın yapmış olduğu görüşmeler bir de İngiliz mevkidaşı Cameron'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Orada da tabii ki bölgede artan gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiği yine muhatabına bizzat Fidan tarafından iletildi diyelim ve artık süreci Çevirdik gözümüzü nasıl gelişmeler olacak nasıl bir önümüzdeki dönem izlenecek hep birlikte takip ediyor olacağız yeni haftayla birlikte diyelim ve artık yurt içine dönelim iç siyasete dönelim tabii ki dış gelişmeler de Türkiye'nin içindeki siyaseti şekillendiriyor ancak bir de Türkiye'yi yasa boğan bir gelişme vardı. Bayram tatilinde hatırlayacaksınız. Antalya'daki teleferik kazası ne yazık ki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi. 18 kişi de yaralandı. Çok uzun saatler süren kurtarma operasyonları sonucunda teleferikte mahsur kalanlar kurtarılabildi. Bununla ilgili gelişmeler var. Adalet Bakanı Yılmaz Sonuç duyurdu. 5 kişi tutuklandı. 7 kişi ise serbest bırakıldı. Bu tutuklanan isimler arasında dikkat çeken bir kişi var ki o da kim diyecek olursanız Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz. Peki olayla alakası nedir? Söz konusu kaza Konya Altı ilçesinde meydana geldi. Kendisi Kepez Belediye Başkanı diye bir soru olabilir akıllarda. Fakat seçilmeden önce o teleferi işleten Anet'in başındaki isimdi. Dolayısıyla buradaki ihmalinden kaynaklı bir tutuklama olduğunu söyleyebiliriz. Bunu belirtelim. Kazaya ilişkin bilirkişi ön raporu da tamamlanmış durumda. Dikkat çeken bazı saptamalar var. Teleferik direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olduğu sonucuna var, varılmış ve aynı zamanda da aşınmadan kaynaklı korozyon olduğu belirtilmiş. Yani mukavemetini artık kaybettiği söyleniyor söz konusu yapılanmanın ve bununla birlikte makara sisteminin hasarlı olmasının da kazanın yaşanmasına neden olduğu belirtilmiş belirtilmiş durumda. Bilir kişinin ön raporunda tabii ki önümüzdeki süreçte bunlar detaylarıyla birlikte çıkacak. Bu rapor tabii ki yine koca gözede sorulmuş. Kendisinin vermiş olduğu yanıtsa benim dahlim yok, sorumluluğumda değildi diyor ve bununla birlikte de avukatlarının gerekli bilgilendirmeyi ve belgeleri sunacağını belirtmiş. Tabii ki bu gelişme Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde bir tepkiyle karşılaştı. Genel Başkan Özgür Özel o tepkisini sosyal medya hesabından duyurdu. Şöyle söylüyor: "Biz bu hukuki süreci takip ediyoruz. Tabii ki kazada dahli olan kim varsa göz yaşına bakılmamalıdır. Bu bizim kırmızı çizgimizdir." diyor ancak diye de ekliyor Özgür Özel. Soma'da ilçe hiçbirine kamu görevlilerinin soruşturulmadığı bir gerçek ortadayken bu karar hukuki değil, siyasidir diye ekledi Özgür Özel. Bunun da altını çizmiş oldu. Çünkü baktığımız zaman çok çok uzun yılların ardından Cumhuriyet Halk Partisine geçen bir ilçe Kepez Belediyesi. Bundan önce hep AK Parti'nin idaresindeydi ve Hakan Tütüncü aslında belediye başkanıydı ta ki geçtiğimiz yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday gösterilene kadar orada tabii ki Muhittin Böcek ipi göğüslediği için de Kepez Belediyesi'nde gösterilen aday belki AK Parti nezdinde bu kadar karşılık görmediği için CHP'ye geçti. Özgür Özel de aslında bunun birazcık da rövanşın alındığı iddiasında bulunmuş. Söz konusu kararla ilgili onu da aktarmış olalım. Devam edelim. Bugün de yine CHP'de MYK toplantısı olacak. Bayram sonrasında bir genel değerlendirme yapacak. Ana muhalefet yerel seçim sonuçlarıyla birlikte de bunu ele alacaklar. Onu belirtmiş olalım. Bir önemli MYK daha var bugün Ankara'da siyasetin nabzı hızlanıyor demiştik. O da Milliyetçi Hareket Partisi cephesinde gerçekleşecek Merkez Yönetim Kurulu 17 Mart'ta bir Kurultay gerçekleştirmişti MHP hatırlayacaksınız ve Genel Başkan Devlet Bahçeli bir kez daha güven tazelemişti. Genel Başkan olarak tek adaydı zaten. İşte onun ardından bugün kritik toplantıya imza atacak. Milliyetçi Hareket Partisi ilk kez bir araya gelecekler. MYK biraz yenilenmişti ve 15 kişilik başkanlık divanı bugün belli olacak söz konusu toplantıda ve tabii ki Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlık edecek o toplantıya. 100 üyeden oluşan bir MHK var ve 9 asil 5'i yedek olmak üzere de 14 yeri Merkez Disiplin Kurulu da bir araya gelecek ve başkanlık divanı 15 kişilik başkanlık divanını belirleyecekler. Mevcut başkanlık divanında 12 genel başkan yardımcısı ile birlikte bir genel sekreter ve iki genel sekreter yardımcısı yer alıyor. Buradaki isimlerde değişiklik olup olmayacağını önümüzdeki saatlerde bizler de takip ediyor olacağız. O nedenle de kritik bir oturum olacağının altını çizelim. Milliyetçi Hareket Partisi nezdinde tabii ki yerel seçim sonuçlarını da masaya yatıracaklar ve yine Yoğun Ankara'nın gündeminde öne çıkan bir diğer konu da İyi Parti cephesi 27'sinde bu ayın 27'sinde bir olağanüstü kurultaya gidecekler ve genel başkanlık değişimi olacak. Mevcut genel başkan Meral Akşener aday olmayacağını açıkladığı için bu şekilde söylüyoruz. Fakat bunun öncesinde bazı gelişmeler İyi Parti cephesinde çok dikkat çekici. Örneğin Meral Akşener'in sosyal medya hesabında takip ettiği isimlerde değişiklikler görüyoruz. Mesela kim bunlar? Uğur Poyraz, Tolga Kalın, Rıdvan Uz gibi isimleri takipten çıktığı dikkat çekici. Çekiyor. Ve yine bazı iyi partili gençlik kolları üyelerinde sosyal medya hesabı eski adıyla Twitter yeni adıyla X olan platformda takip etmeyi bıraktığı görülüyor. Fakat bununla birlikte... Genel başkanlığı aday olduğunu açıklayan iki ismi halen takip ediyor. Bir tanesi Koray Aydın, diğeri de Müsavat Dervişoğlu. İşte saatler 12'yi gösterdiğinde Müsavat Dervişoğlu bu kez genel merkezde kameraların karşısına geçecek. Ve daha önce de sosyal medyadan açıklamış olduğu genel başkan adaylığını bu kez sözlü olarak kamuoyuna ilan etmesini bekliyor olacağız. Bunun öncesinde ise tabii ki aslında dört isim dikkat çekiyordu. Bunlardan bir tanesiyle ekranlarda görülüyor Koray Aydın. Diğeri ise Müsavat Dervişoğlu'ydu. Daha önce de Tolga Kalın geride kalan hafta yine pazartesi kameraların karşısına geçerek adaylığını açıklamıştı. Şimdilik çoklu bir adaylık süreciyle olağanüstü kurultaya gittiğini söyleyebiliriz İyi Parti'nin. Gelişmeleri oldukça da takip edeceğimizi belirterek sözü yeniden stüdyoya bırakalım.